Millet, yeni videonun herkese selamlar. Ben Fethi. Bilenler bilir. YouTube, Instagram'dan içerik üretiyorum yurt dışında. Uzun zamandır YouTube'da içerik paylaşmıyordum. Sebebi de şuydu. Japonya'daydım. İşte biraz para yapmaya falan çalışıyordum. Ama Instagram'ı takip edenler bilir. Kısa bir süreliğine Türkiye'ye dönmüştüm. 2 haftadır Türkiye'deyim. Şimdi sınır kapısındayım Gürcistan'da. Ve buradan da şimdi arkadaşımla birlikte Kadir Gezmiş. Zaten Instagram'dan takip edenler bilir. Artık YouTube'dakiler de tanıyacaktır. Devam edeceğiz ve şimdi Gürcistan'dan başlayıp Orta Asya'ya doğru devam edeceğiz. Orta Asya'dan sonra tekrar Uzak Doğu'da girmediğim birkaç ülke var. Oralara birlikte gideceğiz. Oradan sonra artık Latin Amerika'ya doğru yol alırız diye düşünüyorum. Millet, şu anda sınır kapısından gelişim çok da rahat oldu. Zaten giriş sıkı oluyorsunuz. 150 TL biliyorsunuz. Bizim devletimizden bir nevi harç kesiyormuş gibi oluyor ama yapacak bir şey yok buna. 150 TL harçlığını verdikten sonra içeri giriyoruz. Pasaport kontrol noktası işte. Sonra Gürcülerin pasaport kontrol noktası. Sonrasında işte çantayı X-ray'den geçiriyorsunuz. Falan filan derken bitiyor. Zaten Gürcistan'a gelenler biliyordur. Çok zor olmuyor girişler. Pat pat geçiyorsunuz. Hiçbir sorgu, hiçbir muamele yok. Şimdi Gürcistan'dayız. Artık serüven buradan sonra başlıyor. Muhtemelen çok uzun uzun yıllarımızı alacak bu serüven. Ve dediğim gibi Kadir'le birlikte olacağız. Çok, yani Kadir'le sık sık göreceksinizdir benimle birlikte. Şimdi şehir içine doğru gideceğiz. Tayland'dan tanışım arkadaşlar var. Hem onların yanına kaçacağız. Birkaç, bir iki gün fazla olmaz muhtemelen. Bir iki gün onlarla birlikte olduktan sonra da artık yola koyuluruz. Bu arada sınır kapısından Batum'a veya Tiflis'e nereye geçmek istiyorsanız her minibüsler kalkıyor. Yani bunda minibüsler bu arada. Minibüste tek sınır kapısından Batum'a kadar 20 TL, yani 2 lira tutuyor. Şu şekilde 20 TL'de 2 lira yapıyor. 1 lira 10 TL karşısında falan gibi düşünün. Şu şekilde. Şimdi Gürcistan'a girdik, Batum'a geldik. Batum'da bileklik falan satmayı düşünüyorduk ama işler hiç istediğimiz gibi gitmedi. Biliyorsunuz bileklik artık eskisi para kazandırmıyor. Çok fazla insan kandırmaca var artık bu durumda. Hani bütün insanlar çıkıp bileklik satmaya çalışıyor, para kazanacağız diyor. 5000 dolar, 3000 dolar, 2000 dolar diyor ama kazandığın para belki 10 lira, 20 lira. Nerede demiyorum, lira diyorum. Çünkü kazanılmıyor abi. O yüzden Batum'a geldik, 4 gündür buradayız. Çadır attık falan filan derken kalacak yere para harcamadık. Yemeği kasinolara gidip kasinolardan yiyorduk. Böyle bir seçeneğimiz vardı bizim. Kasinolarda yemek ücretsiz, bilmeyenler için söyleyeyim. Akşam yemeğimizi oradan karşıladık anlayacağınız. Gündüzde işte cebimizden, harçlıklarımızdan artık biraz böyle yemeği karşıladık. Şimdi biz Batum'u daha önce gelmiştim. Video üretmemiştim burada ama şimdi buradan çıkıp Tiflis'e doğru otostop çekeceğiz. Zaten otostopu da buradan başlayacağız. Buradan Tiflis'e kadar yaklaşık bir 6-6,5 saatlik bir yolumuz var diye düşünüyorum. Tabii bugün muhtemelen 6,5 saat tamamlayamayacağız. Ortalarda bir yerde kamp atar, uyuruz. Ertesi gün tekrar yola devam ederiz. Sonra Tiflis'e varırız. Tabii otostoptadır işte, otostop çektiğimiz arabadır, odur budur, oradaki videolarda devam ederim zaten. Otostop çektiğimiz insanlarla muhabbet ederken veya belki bir köyde konaklıyorken çadır attığımız yerde tekrar video açarak oradan devam ederim diye düşünüyorum. Zaten Tiflis'i de size olabildiğince göstereceğim. Ayrıca şunu söyleyeyim. Eğer olur da Gürcistan'a gelirseniz, geçerseniz, paranız yoksa abi dışı sahillerden karşılayabilirsiniz yemeği, kasinolardan karşılayabilirsiniz ama dediğim gibi akşam saatliğim tercihiyle. Çünkü Karelisi'ye de alınma şansınız var. Çünkü oynamadığınız zaman kasinoda işte herhangi bir oyun oynamadığınız zaman Karelisi'ye de girebiliyorsunuz. O yüzden bunları göze alarak gelin. Bilekli kesinlikle düşünmeyin çünkü gerçekten kazanamıyorsunuz. Hani bunu göze alarak gelmeyin, cebinize paranız olsun. O şekilde yapın. Şimdi biz zaten kamera tutan Kadir. Kadir'le birlikte tekrar buradan yolumuza devam edeceğiz. Parmak kaldırmamı açacağız. Ama tabii araba gelmesi lazım bunun için. Hatta şansı tekli duruyor muyuz? Dene bakalım. Yani arada bir olur böyle şeyler. Abi. O. Bir an durdu zaten. Ben de. Mercedes'miş. Ben de. Evet. Umut var, başaracağız. Öyle görünüyor. Bu arada otostopta korna çalınan yer olursa kesinlikle umut var oluyor bizim için. Ya da işte ben bu tarafa gidiyorum kusura bakma diyenler olursa tamam abi biz burada otostopu çekeriz diyoruz. Zaten 10 dakika 15 dakika sonra otostopu çekiyoruz. Şimdi görüşürüz. Yolda açalım tekrar. Tam videoyu kapattıktan sonra parmak alıp 3 dakika falan geçti herhalde değil mi? 3 dakika sonra da zaten durdu. Gürcistan buralı mısın? Buralı. Bu arada Türkçe biraz biliyor. Türkçe biliyor. Türkçe anlaştık bu arada. Evet. Fazla gitmeyeceğiz ama en azından. Neden? Okay. That's pink, right? Okay. I can speak English, okay? Yeah. I can speak English. İngilizce de biliyor. Artık İngilizce konuşabiliyoruz. Şimdi burada fazla gitmeyeceğiz ama en azından oraya terk etmemiz iyi oldu. Çünkü orada fazla başka otostop çekenler de vardı. En azından...
bizi 3 kilometre, 5 kilometre olsa ileriye atması bizim için çok çok iyi oldu. İlk bir motivasyon otostopumuz aslında. Hayır. Şimdi ikinci aracımızı durdurduk. Bununla Kabul Eti diye bir yer var. Oraya kadar gideceğiz. Yaklaşık bir 20-25 kilometre kadar sürecek sanırım. Tam emin değilim aslında bakarsanız. Kontrol etmedim ama. Mişe aldı bizim. Mişe de Rus. O da geziyor, snowboardçu. Ondan sonra şimdi bizi aldı. Oraya Kabul Eti'ye gidiyormuş. Biz de oraya kadar bırakacak. Oradan sonra tekrar devam edeceğiz. Gelmiyor. Parmağımı boşa kaldırıyorum. Kız seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Otostopla şansımız yaver gitti, ne yalan söyleyeyim. Toplamda 4 araç değiştirerek 3 de olabilir, emin değilim. Size kadar girdik. Şimdi sanırım burada da belediye seçimleri yaklaşıyor, bilmiyorum. Çünkü her yerde bir kazı çalışması var. Tam olarak böyle. Şu önde yürüyen zaten Kadir. Şimdi o belediye çalışmaları falan filan seçim süreci derken biz o yolu geçtik. Yaklaşık bir 10-12 kilometredir yürüyoruz. Ve az önce ben bu konuşmanın aynısını yaptım. Hızlandırdım. Birkaç dakika konuştum, hızlandırılmış çekimdeymiş. 12 kilometredir yürüyoruz ve hepsinin ardından bu çanta sırtımızdan hiç düşmüyor. Çünkü Gürcistan'da her yere çadır atamıyoruz. Normalde çadır kurup çadırın içine çantaları bırakıp sadece işte pasaport, cüzdan bunları alıp ayrıldık biz ama... Şu anda onu yapamıyoruz çünkü Gürcistan'da biraz hırsızlık bizim Türkiye'deki gibi yaygın. Neyse, o kadar gezdik, kilometreleri kat ettik falan filan, bir de tepe çıktık bunun üstüne. Yaklaşık bir 20 dakikadır falan böyle bu çantalarla bir de tırmanıyoruz gibi bir şey. Yani halimden de belli mi bilmiyorum ama bitkinim, yorgunum, ölüyorum. Ve dedenin oraya çıkacağız. Kart liste de var burada. Birazdan oraya çıkarken göstereceğim ve nedir ne değildir diye anlatacağım zaten. Orayı anlattıktan sonra etrafta biraz böyle ormanlık alan, belki çadır kurabileceğimiz yer varsa aşağı kadar inmeyiz. Çadırı burada bir yere kurarız diye düşünüyoruz. Tabii yasak değilse, sorun değilse, problem değilse. Ancak o şekilde kurabiliriz. Gerçi bilmiyorum, yasaksa sabah da kurabiliriz gibi. Sabah kararlı kurarız. Aynen. Yani. Yasaksa da kurabiliriz. Şimdi Kartliste'de heykelinize göstermek için en güzel yerlerden bir yere geldim. Bu arada Kartliste'de heykeli tamamen alüminyumdan yapılmış bir heykel ve Gürcistan'ın en yüksek konumlarından bir tanesine yapılmış bir heykel. Bu heykelin elinde bir kılıç ve bir şarap kadehi var. Bu kılıç tamamen şöyle, şunu simgeliyor. Kılıç gelen düşmanlarına kılıcım var göstergesi. Gelen dostlarına ise şarap ikram ediyorum dercesine o şekilde elinde konumlandırılmış bir şarap mevcut. Heykelin hemen altında da bu şekilde güzel bir manzara yatıyor.